Merhabalar efendim. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Dediğimiz gibi siyasette yine bizleri yoğun günler bekliyor. Aslında yapılacak işler çok fazla, bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Bunun öncesinde YSK'nın 1 Kasım seçimlerini tescil etmesi, yeni bakanlar kurulu, yeni hükümet ve siyaset dolu günler ve haftalar bizi bekliyor. Ama öyle görülüyor ki Kasım 25'e kadar veya daha öncesinde bütün bu işler tamamlanacak. Stüdyomuzda yine önemli bir konuğumuz var. Su ve Orman Bakanı Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi dinleyen herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Efendim, günleri bereketli olsun inşallah. İnşallah. Su gibi aziz olsunlar. İnşallah, inşallah. Su gibi aziz olsunlar. Aslında sizin de uzmanlık alanınız. Dolayısıyla bu kelimeyi çok fazla Şimdi kullanıyorsunuz. ormana kaydım Evet, artık. şimdi ormana kaydınız. Bir taraftan çok ciddi bir Anadolu'da ağaçlandırma Tabii çok seferberliği de devam ediyor. Muazzam bir seferberlik var. 28 tane eylem planımız var. Her köye orman kuruyorsunuz. Her köye, 5000 köye 5000 orman, 28 tane gelir getirici. Cevizdir, bademdir, bal ormandır, efendim defne, özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler. Yani her türlü çalışmaları, halka gelir getirecek çalışmaları başlattık. Bütün Türkiye'de şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Allah'a şükür orman, daha önce sadece ormanlık alanda çalışma yaparken şimdi Türkiye'nin tamamı, ayrıca bir takım fakir ülkeler, Afrika, efendim Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar, yani biz her yerde çalışma yapıyoruz. Ayrıca tabii bir de Birleşmiş Milletler üzerine büyük bir yük yükledi biliyorsunuz. Evet, Bu çöleşmeyle mücadele 12. Taraflar Konferansı'nda 195 ülke oy birliğiyle bizi başkan olarak başkanız. seçti, dönem başkanı. Tekrar o yayın öncesinde buraya gelmiştiniz. Tebrik edememiştik. Hayırlı olsun. Sağ Başkan olun. oldunuz. Şimdi 2 yıl dönem başkanıyız. Dolayısıyla bütün dünyaya Türkiye ve siz çölleşmeyle değil mi? mücadele el atacağız. Sayın Bakanım, Afrika'ya yardım ben edeceğiz. sıkıcı konulara döneyim. Bunlara Tamam vaktimiz tamam. olacak. Çok. Bir böyle şey giriş yapalım dedik. Siyasete dönelim. Siyaset Efendim, hayal. hayırlı olsun. El Afyon'da olsun. aslında bakıldığı zaman çok ciddi bir oy artışını da Öyle biz görüyoruz. Ne yaptınız? Nasıl oldu? %63,5 Afyonkarahisar, Geri döndünüz bu arada %60 Afyon'a. geri döndük, %63,5 oranla 2011'de 1950'den bu yana en yüksek oranı verdi. Evet. En yüksek oranı verdi. Daha önce 7 Haziran'da oyumuz yüzde gene Türkiye ortalamasının 10 puan üstündeydi ama %53 civarındaydı. Ve Ama yüzde evet. %63,5'la bir rekora imza atıldı. Ben de dolayısıyla Afyonkarahisar'a teşekkür ediyorum. İnşallah onlara, bütün ülkemize layık olmaya çalışacağız. Ve Türkiye'de her iki kişiden birisi AK Partili, diğerleri de AK Parti adayı. İnşallah yani %50, %49,5 oy Evet. oranı hakikaten bir destandır. Milletimize teşekkür ediyoruz. Yani milletimizin ferasetine hayranım. Çünkü millet oyunu gördü. Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunu gördü ve oyunu bozdu. Neticede kazanan Türkiye olmuştur. Kazanan milletimiz olmuştur. Hayırlı olmasını diliyorum. Bugün zaten Yüksek Seçim Kurulu da herhalde kararını verecek. 1 Kasım ardından seçim neticelerini ilan edecek. Ve arkasından 5 gün süre zarfında meclis toplanacak. Salı günü ayın 17'sinde meclisimiz toplanacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada 20 5 gün Mayıs'ın değil mi efendim? Bugün ilan 5 gün, ederse 12'si yani artı 5, 17'sinde 17'sinde toplanacak. O takvime toplanacak. bir bakalım. Evet, yani Yemin atan töreni yemin merasimi yapılacak. Yemin sonra. merasiminden sonra o güne yeminler biter. Evet. Ertesi günde hükümetin bu anayasa gereği kurulan bir seçim hükümeti var yani. Evet. Onun görevi o Anayasa yemin günü bitecek değil mi? bitiyor. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız aynı anda yeni hükümet kuruluncaya kadar vazifelendirir. Evet. Ve tahmin ediyorum ayın 18'inde veya 19'unda yeni Hızlı. hükümet kurulur yani. O Öyle zaman baktığınız tahmin zaman ediyorum tabii. biraz hızlı gidecek Hızlı. gibi görülüyor efendim. Tabii. Yani Şimdi çünkü yani bizim anlayışımızda şu var. 17'si Salı günü, haftaya Salı Salı, günü. Çarşamba günü. Çarşamba veya Perşembe Perşembe hükümet 17, 18 veya şimdi yani takvime bakıyorum. kurulacağını tahmin ediyorum yani tabii takdir. Bu meclis başkanlığı seçiminden önce o zaman hükümet kurulmuş olacak gibi Öyle gözüküyor. Tabii bunu tam ben de Tabii. bilemiyorum. Tabii Ondan neticede sonra meclis. Cumhurbaşkanımız karar verecek ama sanki öyle bir intiba var. Ondan sonra tabii meclis başkanlığı ve diğer hususlar tamamlanacak.
Hükümet programı okunacak ve neticede hükümeti, hükümet için güven oyu oylaması var. Daha sonra Yıldırım hızıyla bütçe, biliyorsunuz bütçemiz var. Ayrıca taahhütlerimiz var. Mesela bu taahhütler çok önemli. Bütçeden önce bir şey sorabilir miyim efendim? Şimdi adım adım gidelim ki hani şey olmasın. Şimdi dün ve önceki gün bir toplantı vardı. AK Parti MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Tabii bizim de yani biliyorsunuz Ankara siyasetinin en önemli konusu yeni bakanlar kuruldu. Yeni bakanlar kim olacak? Kim olacak? Evet, soru bu. Yeni bakanlar kim olacak? Siz Sayın Başbakan'a hükümeti kurma noktasında tam yetki verdiniz. AK Parti genel merkez. Nasıl bir hükümet olacak? Sürprizler olacak şöyle, mı? Neler konuştunuz yani, tabii, bizle neleri paylaşabilirsiniz? Şöyle tabii onu özellikle genel merkezde konuşma yapıldı ama tabii hükümeti kurma Başbakanımız, Cumhurbaşkanımıza teklif edecektir. Tabii bütün arkadaşlarımız çok kıymetli yani. Evet. Her birisi birbirinden de çok kıymetli, değerli arkadaşlar var. AK Parti içinde çok tecrübeli, hakikaten Türkiye'ye çok büyük katkı verecek. O kadar çok var ki yani seçmekte zorlanmak. Ben bir araya girip bir parantezi, biz bir araştırma yaptık gündem toplantısında. Yani, 72 tane yani neredeyse sizin işte grubun dörtte biri tabii, olarak dörtte işte bölümsek, biri 72 tane bakanlığa aday. Aday gösterilen veya namzet dediğimiz... Doğru, 72 ama tabii bunlar içinde ancak bakanlar kurulu sayısı kadar seçilecek. Yani hepsi çok kıymetli, bunu özetle belirteyim. Ama tabii komisyonlarda komisyon başkanlıkları var, genel merkezde görevler var. Yani herkese mutlaka, hepsi çok kıymetli. Yani ben baktım hakikaten AK Parti grubu muhteşem bir grup. Yani bunu özetle vurgulamak istiyorum. Yani çok da özenle listeler hazırlandı. Ve zaten millet de bunu gördü. AK Parti'ye bu bakımdan bu kadro güvenilir kadro. Bu kadro Türkiye'yi 2023'e götürecek olan kadrodur diye o şekilde oyunu verdi. Yoksa bizim kara kaşımıza, kara gözümüze, gerçi gözüm kara değil ama evet. Bizim bunlara oy vermiş... Mavi gözlüsünüz bu arada. yani biraz matan mavi değil de Ela ile yeşil arası. Evet. Şimdi Sayın Bakanım, tabii bir taraftan hükümetle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan gözler Bakanlar Kurulu'nda. O zaman hani bu takvim böyle kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Efendim Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Maalesef 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar bir geçiş dönemi oldu. Ama Allah'a şükür ki Başbakanımız, özellikle hükümetimiz geçici bir seçim hükümeti, anayasanın gereği olan seçim hükümeti gibi davranmadı. Tam bir icraatçı hükümet gibi davrandı. Nitekim öyle olmasa dolar en azından 6 liraya çıkardı. Evet. Yani hükümeti, ekonomiyi tuttu, teröre karşı gerçekten tam bir seçim hükümeti değil de milletin teveccühünü kazanmış, tek başına iktidara gelmiş bir hükümet gibi icraat yaptı. Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan yatırımlar, aslında... yatırımlar. Bakın evet. Biz seçim hükümetiyiz ama bakın ben son 3 ayda ne yaptım biliyor musunuz? Ben 3 ayda aşağı yukarı 17 ilde 418 tesis açtım. Hatta gidemediğim illere diğer bakanlar, milletvekilleri 11 ile katıldı. Sadece 3 ayda bakın, 3 ayda 28 ilde biz 558 tesisin açılış ve temel atma merasimini yapmışız. Yaptığımız yatırımda ne kadar biliyor musunuz? 5 milyar 718 milyon TL. Yani 6 milyar TL'lik takriben bir yatırımı 3 ayda yapmış. Bir rakam yani bu. Yani destan yazdı yani. Bakın Kıbrıs'a... Yani bu efendim eski parayla da pardon 6 katrilyon yapıyor değil mi? Tabii 6 katrilyon. Biz eski olduğumuz için yeni rakamı bazen tam yani algılayamıyoruz. 6 katrilyon. Yani bu nasıl gece gündüz çalışma yani. Biz seçilip şöyle düşünebilir insan. Ya ben seçilip seçilmeyeceğim belli değil. Ne diye ben şey yapayım diye düşünebilir ama biz öyle düşünmedik. Bizim anlayışımızda şu var. Son gün, son saatte, son dakikaya kadar milletin bize verdiği vazifeyi en iyi şekilde yapma gayreti, azim ve iradesi var. Bizde bu anlayış var. Ben bütün kurumlarda son dakikaya kadar İSKİ'de ayrılacağım akşamını saati gecenin birine kadar çalıştım hatırlıyorum. Ya ayrılıyorsun. Ya bize ne yaparsa olsun. Yani bütün işleri tamamladığımı.
DSE'de milletvekili olacağım sırada. 2007'deki o başbakanlık özel kaleminde sizle karşılaşmıştık. İstifa edip gelmiştiniz. Hatırlıyor musunuz? 2007 DSE'de. Yılında DSE genel müdürüydüm. Evet. 2007 yıl seçimler için o zaman sayın genel başkanımız, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan telefon etti. Veysel Hoca istifa ediyorsun ve milletvekili adı için müracaat et dediği zaman ben inanın o gün o son saate kadar çalıştım. Bütün işleri bitirdik. Akşam 5'ten sonra istifa edip gelmiştiniz. 5'ten evet. Sonra. Doğru. Ben yok yani, orada sizinle başbakanlık özel kalemde karşılaşmıştık. Doğru. İstifa edip evet. Gelmiştik. Yani netice itibariyle bu dönemde güzel işler de yaptık. Mesela Kıbrıs'a su götürme evet. onu çok devasa proje. Doğru. Ayrıca aynı anda aynı gün haberleşme uydusu atıldı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın sayılı harp gemisini denize indirdi. Atak helikopterleri bu dönemde biliyorsunuz insansız uçaklar, terörle mücadele, güdümlü bir takım füzeler, mermiler. Bunlar Türkiye yaptı. Yapmaya devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde büyük hayallerimiz var. Evet. Hükümetin büyük hayalleri var. Yani ben de bir milletvekili olarak söylüyorum. Yani şeye kadar, düne kadar İzmir milletvekiliydim biliyorsunuz. 5 aylık bir İzmir milletvekili Kasım'a kadar. Şeyi oldu aslında. Ama şimdi Afyonkarahisar milletvekili ama önemli kariyere değil. Bir İzmir milletvekili de eklendi efendim bu arada. Yani bu arada o da benim için bir şeref. Yani bizi bütün Türkiye'ye hizmet etmek yani evet. Önemli değil. Biz Afyonkarahisar milletvekili olarak değil sadece bütün Türkiye'nin milletvekili hizmetkar olarak. Şimdi bakıldığı zaman işte Türkiye'ye... Beşir Atalay Van'a gidiyor. Tabii. Faruk Çelik bakıyorsunuz Şanlıurfa'ya gidiyor. Efkan Ala Erzurum'dan Bursa'ya gidiyor. Evet. Veya işte Mehmet Mezinoğlu Trakya'dan Bursa'ya Edirne'den, gidiyor. Binali Yıldırım Erzincan'dan İzmir'e gidiyor. Yani efendim bayağı ben İzmir'den Afyon'a yani Türkiye'lik gidiyorum. Türkiye'lik dediğiniz tabii, galiba tabii. Bu mu? Yani, efendim fark etmez yani. Ben mesela Hakkari'de de olsa gider çalışırım. Yani bizim öyle bir düşüncemiz yok. Kars'ta da yani her yer bizim için evet. Çok önemli. Vatan bizim için. Dolayısıyla zaten biz tek vatan diyoruz. Tek vatan. Dolayısıyla bizim için orada doğmuşuz, burada doğmuşuz önemi yok. Bütün 778 bin kilometrekareye hizmet edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Büyük ideallerimizi, büyük hedeflerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Ve büyük hedeflere Türkiye kilitlenecek. Önümüzde gerçekten altın yıllar var. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. Altın yıllarda evet. Yani tabii ki Bakanlar Kurulu'ndaki kim olur olmaz onu bilemeyiz tabii. Takdir Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın. Ama şunu ifade edeyim. Bizler her an gece gündüz çalışarak Türkiye'nin büyümesi, insanların refah, huzur, saadeti için ve bilhassa refah seviyesinin artması için evet. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yani bunu vatandaşlarımız endişe etmesin. İnşallah vatandaşımızın gösterdiği teveccühe mazhar olmak için gece gündüz şevk ve heyecanla çalışacağız. Bir. İkincisi, bir de şunu düşünmesin, yani biz katiz herkesi kucaklıyoruz. Hep soru şu efendim, %50 veya işte 49,5'tan 50 olarak hesapla veya 50,5 olan diğer kesim. Ona yönelik mesajlar. Efendim, onlarla ilgili hani o balkon konuşmasında Tayyip Bey'in 2011'de 2007'de yaptığı vurgular, şimdi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun 1 Kasım akşamı balkonda yaptığı konuşma. Bir taraftan hani işte Türkiye ayrışıyor, bölünüyor, işte yurt dışından yapılan şeyler, gerginlik artıyor haberleri. Gerginlik var mı efendim? Gerginlik yok. Bir, kesinlikle millet çok rahatladı. Ben kiminle konuşsam, ya çok iyi oldu, çok rahatladık. Sanayiciye soruyorum. Afyon'da bir gerginlik var mı Sayın Hocam? Hayır, herkes rahat. Ben daha yeni teşekkür ziyaretlerine gittim. Herkes kucaklıyor. Yani oy veren ve vermeyen çok büyük bir rahatlama. Taha Türkiye'de. Akyol, Hürriyet gazetesi yazarı iç savaş çıkabilir diye bir yazı yazdı. Hani ben de 25 tane şehire gittim hani bu seçim döneminde. Ben bütün Türkiye'yi gezen bir kişiyim. Çünkü bizim bütün Türkiye'de imzamız var. Her yerde eserimiz var. En azından bin günde bin gölette yapmadığı, girmediğimiz yer kalmadı. Evet. Barajlar, göletler, içme suyu. Siz yani. Bir iç savaş emaresi gördünüz mü Sayın Bakan? Ya öyle şey olur mu efendim? Bir üstelik bana göre birlik, beraberlik daha da pekişti. Yani daha da pekişecek. Bunda kamu düzeni kesinlikle sağlanacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkes huzurlu olsun.
Biz hiç kimsenin giyimine, kuşamına, hayat tarzına, düşüncesine, fikrine karşı değiliz. İsteyen istediği gibi fikrini söylesin. Sadece bizim karşı olduğumuz terör, özellikle silahlı bir takım terörist hareketler. Bunlar, bunun dışında biz diğer kesimi kucaklıyoruz. Her tarafa hizmet etmeye hazırız. Ben şu anda mesela bakansam, Orman Su İşleri Bakanıysam, 78 milyonum mesela bakanıyım. Size şöyle bir soru sorayım efendim. Buyurun. En az oy aldığınız illerden bir tanesi diyelim. Velev ki İzmir, velev ki işte Hakkari. Hani iki doğudan ve batıdan örnek vereyim. En çok oraya hizmet ediyoruz. Oraya hizmet edecek, oraya gölet yapacak mısınız? Orada ağaçlandırma yapacak mısınız? Orada sulama yapacak kesinlikle mısınız? Kesinlikle ne gerekiyorsa şunun yapıyoruz. Için bakın bunu. Mesela biz Hakkari'de şu anda daha önceki iktidarların bitiremediği Dilimli Barajı'nı bitirdik. İşte yüksek havalan yaptık. Hakkari için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Öbür tarafta İzmir. En az oy aldığımız illerden biri. Ya İzmir'de öyle muhteşem yatırımlar yapıyoruz ki. Yani vatandaş hatta bunu belediye yapıyor sanıyor. Yani çünkü Büyükşehir Belediyesi sahipleniyor. Ama orada bakın küçük Menderes Ovası'nda hükümetimize kadar hiçbir baraj, gölet veya derasılığa yoktu. Evet. Ama şu anda küçük Menderes Ovası'nın tamamen bütün baraj, gölet, sulama testleri, içme suyu. Sayın Bakanım aslında bu soruyu İzmir'in suyunu biz hallettik. Evet. Yani Gördes Barajı'ndan. Efendim 108 kilometre hatta tünelle beraber 115 kilometre mesafede İzmir'e su getirdik. Aydın mesela. Aydın şu anda CHP Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'de. Yani Aydın'a geçen sene bizim İkizdere Barajı ve ishalatli içme suyu arıtma tesisleri olmasaydı Aydın sus kalacaktı. Öyle evet. Şey olur mu? Biz kesinlikle bu anlayış diğer partilerde vardır. Evet. Mesela kalkar oy verilmeyen bir yerin çöpünü toplamaz, cezalandırmaya kalkar. Bu ben son de, derece millet damo sandık. Ben de size onu soracağım tam. Diyarbakır'da siz dediniz ki biz az oy aldığımız yerlerde hani Hakkari ve İzmir örneği verdik. Orada yatırımlarımıza devam edeceğiz dediniz. En kesinlikle azından. Kesinlikle devam edeceğiz. Şimdi Diyarbakır ediyoruz. Hani'de. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti'nin oyları HDP'den fazla çıktığı için belediye 10 gündür çöpleri toplamıyor Sayın Bakan. Dün Türkiye Gazetesi bu haberi manşetine taşıdı. İşte bunun... Şimdi bir taraftan barış konusu hani toplum aslında barışıyor işte biz barışı arıyoruz diyen bir HDP ardından 10 gündür AK Parti'ye oy verdi HDP'ye vermedi diye çöplerin toplanmadığı bir Hani ilçesi. Yani bu anlaşılır bir şey değil. Bu asla olmayacak bir şey. Bakın biz bu anlayışı Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yıktık. Bakın daha önce aynı partide olanlar gelip de bir araya gelemiyordu. Biz temel atma merasimlerinde mesela Kadıköy, Şişli vesaire oralarda su yoktu, kanalizasyon yoktu. Biz onları da çağırarak hatta onlara da o belediye muhalefetteki belediye başkanlarına da konuşma vererek orada büyük yatırımlar yaptık. Yani oraların suyunu kim götürdü? Yani daha sonra hükümetteyken başbakanımız aynen şunu söylemiştir. Her tarafı hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız başbakanken bunu. Şimdi başbakanımız hiçbir ayrım yapmadan, kesinlikle ayrım yapmıyoruz. Çünkü neticede biz bütün bir milletin hükümetiyiz. O zaman dolayısıyla, efendim buradaki valinin de bir an evvel gelmeyi bakın İzmir'de şu anda bakın EGEGEP diye bir proje var. Evet. EGEGEP. Bu Ege bölgesinde İzmir dahil olmak üzere 2019 yılına kadar 4547 tesis inşa edilecek ve 25 milyar TL yatırım yapılacak. Burada da bakın İzmir'de ne yapacaklarımızı ilan etmişiz. Yani artık bu bizim taahhüdümüz yani. Biz bunu bölge olarak düşünüyoruz. Keza diğer bölgeler işte diyebiliriz. Biz İzmir'den şu kadar oy aldık. %32 oy aldık. 31 oy aldık. Orada işte 25 milyarı işte atıyorum Afyon'a kaydıralım falan yok, bir şey kati, yok. Kati surette. O zaman efendim burada da hani oy oranıyla ilgili belki İzmir diyorum. Diyarbakır valisinin de aslında bu konuyla ilgili belediye başkanına tabii, direkt aslında soruşturma efendim, burada, başlatılması tabii, bu gerekiyor konuda galiba. Belediye başkanı gereği yapılması lazım. Kusura bakma. Belediyenin evet. Çöpleri toplamak belediyenin vazifesidir. Üstelik biz onlara her türlü desteği
bütün belediyelere, ben Çevre Orman Bakanı iken kat atık bertaraf tesisleri için her türlü desteği verdim. Hatta İBE dahi gönderdik. Evet. Ve aşağı yukarı pek çok belediyeye. Hatta Diyarbakır o zaman şu anda milletvekili olan eski Diyarbakır Belediye Başkanı bakanlığa geldiği zaman ya Diyarbakır önemli, İPA programına bizi de çöpü de sokağın arıtma tesisi var. Biz her ile bir tane İPA'dan destek verirken Avrupa evet. Birliği onu iki tane Diyarbakır'a bir pozitif ayrımcılık yaptık Diyarbakır'a. Hem atık su arıtma tesisi hem de evet. Katı atık yani çöp bertaraf tesisi için onlara hibe evet. Hibe de destek programını aldık. Çünkü o zaman bizim elimizdeydi hangisini tercih edeceğimiz. Evet. Dolayısıyla bunları herkes bilmesi lazım. Biz asla ayrımcılık yapmıyoruz, yapmayacağız. Ve şunu ısrarla söylüyorum. 78 milyonu kucaklıyoruz. 78 milyonun problemlerini çözmek bizim temel meselemizdir. Bunu hiç kimse unutmasın. Evet efendim, aslında belki de Güneydoğu'da olanların aslında terörle mücadelede gelinen aşamada belki bu Türkiye'nin birbiriyle kucaklaşmasını hızlandıracaktır. Hızlandıracaktır bu inşallah. Bu arada Twitter'dan çok fazla soru geliyor sosyal medyadan. Özellikle meteorolojideki tazminatları soranlar var. Bir taraftan orman, geçici orman işçileriyle ilgili sorular var. Onları izlesinler tabii, programı. En son tabii, sizin cevabınızı son, alacağım. Hayır. Efendim tabii bir taraftan da bu 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki bu büyük farklılık %50'ye giden yol. Yani 41'den 50'ye neredeyse evet, 9 puandan fazla. Şimdi diyorlar ki korktu insanlar. Onun için AK Parti'ye oy verdi. Bunu diyenler de özellikle sosyal medyada entelektüel tırnak içerisinde niye, boyutta tartışma hayır, yapan insanlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim millet niye korksun? Korktular onun için AK Parti'ye oy verdiler. Niye korksun yani? Mesela bunu söyleyenlerden bir tanesi, hani örnek verelim. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ne atılan Koray Çalışkan. Önemli değil ama millet niye korksun? Millet şunu gördü. Bir, istikrarın önemini vurguladı. Daha önce gençler koalisyon nedir bilmiyordu. Bakın 7 Haziran'dan sonra ve önce en çok tıklanan ne biliyor musunuz? Koalisyon nedir? Şu gençler onu tıklamış. Koalisyonun dönemini görmediği için o gençler yani 13 yıl tek başına iktidarda olmuşuz. Büyük problemleri, ulaştırma problemini, su meselesini, barajları, göletleri, bir takım sosyal, sağlık problemlerini çözen bir hükümet var yani. Evet. Sağlığa baksınlar. Eskiden neydi? O gençler hatırlamıyor ilk defa oy verenler. Yani biliyorsunuz değişik SSK ile ilgili değişik SSK hastanesi ile ilgili programlar vardı. Sayın Ay'ın yaptığı biliyorsunuz. Evet. Savaş Ay'ın yaptığı programı bir izlesinler. Nereden nereye geldik? Bütün şehirlerdeki ister İstanbul'da bir fecaatti. Bir gün önce gece saat 12'de kuyruğa 12'de girilip, gece yarısı sabahleyin. Acaba o gün o hafta boyu kuyrukta geçenler var. Ha orada ölenler vardı. Yani burada dış kapı SSK hastanesi eski adıyla. Veya İstanbul'daki hastanesi. Ok Meydan Hastanesi. Ok Meydanı SSK. Yani ben sabahın 6'sında o zaman Sayın Kılıçdaroğlu genel müdürken ben de eski genel müdürüydüm. Sabahın köründe saat 5'te, 5-5.30'da geçerdim ben onun hastanenden Aksaray'da İSKİ'ye. Dolayısıyla bakardım 1 kilometre, 2 kilometre kuyruk. Yani o ne kuyruğu biliyor musunuz? Sıra fişi almak isteyenlerin kuyruğu. Susuzluktan milletin canını tak etmişti. Öbür taraftan ilaç problemi. Şu bu ulaşımda tek şeritli yollar, yollar kan gölüne dönerdi. Artık her taraf bölünmüş yol oldu. Yani Türkiye'de muazzam bir dönüşüm oldu bir. Millet ayrıca biliyorsunuz ekonomik açıdan dünyada kriz varken Türkiye'de kriz teğet bile geçmedi. 2008. Dört dörtlük en zor şartlarda dört dörtlük büyüdü. Evet. Bunun dışında IMF'ye olan borç ödendi. Kendi savunma sanayisini yapar hale geldi. Kendi Altay tanklarını, Atak helikopterlerini... efendim Anka insansız uçaklarla. Bir de o dediğiniz şeyler var ya hem altyapı yatırımları hem bunlar. Yine sosyal altyapı medyada... Yatırım. Deniliyor ki hani bu zaten görevi yapmak zorundaydı. Efendim bu da çok aldatmaca. Peki tamam da eskilerin de göreviydi. Niye yapılamamış? Ben bizden önceki koalisyon hükümeti DSİ'de 3,5 yılda 9 tesis açabilmişken biz yılda 300 tesis açıyoruz.
Aynı kanun, aynı mevzuat. Fark ne biliyor musunuz? Fark milletten aldığımız vergileri özellikle tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak milletin hakkına sahip çıkmak, onları yatırıma aktarmak olmuştur. Nitekim bizden önce soygun düzeni vardı biliyorsunuz. Bunların başında faiz lobisinin soygun düzeni vardı. Düşünebiliyor musunuz bakın bu paralar nereye gidiyordu? Paralar tamamen uçuyordu, buharlaşıyordu. Bir, devlet hazine garantili 9 ay vadeli yani kısa vadeli borçlanmayı %63 faizle borçlanıyordu. Vergi toplanan bütün Türkiye'deki vergilerin %86'sı faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. Öbür taraftan ilaçlar. İlaç lobisinin hortumu da çok büyüktü. Bakın vatandaşlar lütfen bir baksın. AK Parti hükümetten önce aldıkları bir antibiyotik varsa kaç liraydı? Şimdi kaç lira? Benim aldığım 2002 yılında bir antibiyotik vardı. Unutmuyorum. 63 milyondu. Geçen gün eczaneye sordum. 9 lira. 10 lira. 9 lira. Ha, neyse onu ismi söylemeyeceğim. Yok, onun ismini söylemeyeceğim. Yok, hani bizim efendim aslında leblebi gibi, şeker gibi içtiğimiz bir şey olduğu bir için aslında bir antibiyotik olduğu için. Onun için yani, argumentin dediğiniz tamam, gibi. Yani ona kadar ben ismini söylemiyorum. Evet, doğru. Yani şu anda 9 lira olan ilaç. Peki bu paralar kimin cebinden çıkıyordu? Milletin cebinden çıkıyordu. Bir de Allah aşkına milletim şunu fark etsin. İhale lobisi vardı. Bunlar o kadar parselliyorlar ki al gülüm ver gülüm. Ben bunu İskit'te yaşadım. Skandallar. Bütün paralar, milletten toplanan paralar tamamen çarçur edilmiş, buharlaşmış. Hiçbir yatırım yapamamışlar. Bizden önceki Sayın Sözen dönemi, malum zihniyetin döneminde hiçbir yatırım yapılmamış İstanbul'a. Nasıl oldu? İşte ihale lobisi geliyor. Sen şunu alacaksın. Şu kadar falanca yere %15-20 bunu ver, haraç olarak veya komisyon olarak ver. Ve neticede 100 liraya yaptıracağı şeyi 300 liraya mal oluyordu. Evet. Yani Türkiye bu haldeydi. Hatta bir geçenlerde ben sordum. Biz 1000 günde 1000 gölet ve sulaması yaptık. Bu bir dünya rekoru. Evet. Ama sordum şimdi, geçmişte. Bin gölet yaptınız değil mi efendim? Yani 3 yılda doğru mu? Ve 3 yıldan tabii, daha az süre. Tabii. Şimdi Anadolu'da kırsal tam da tırnak içerisinde arpa ve buğday dışında başka bir şey ekilemezken. Ekilemezken doğru mu? Doğru şu anda. Şimdi iki köyden birisinin göleti oldu. Doğru mu? Doğru. Şimdi sulu doğru. Tarıma yani hani bizim o ilkokulda öğrendiğimiz Türkiye sulu tarıma 2013'ten itibaren geçmedi mi? Doğru mu? 2003'ten itibaren tamamen... Hani böyle çok evet, fazla yapıldı. Evet. 2013'ten itibaren büyük ölçüde yani 6 milyon hektar, 60 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Bu gerçekten müthiş bir yani rakamdır. Yani efendim arpa ve buğday dışında işte mısırdır veya işte meyve ağaçlarıdır, çeltiktir. Çeltik, şu bu, yani çeltik... Pamuktur, hani bu, suyla daha fazla su isteyen ve fiyatı fazla ancak, olan... Ekonomik değeri fazla olan ürünlerin ekilmesine başlanmadı mı? Tabii. Ama bu nasıl yapıldı? Ben onu da söyleyeyim. Bizden önce, AK Parti'den önceki aynı kurum bir göleti 22 ismini de verebilir. 22 yılda bitiriyordu. 45 trilyona sulaması hariç. 30 metre yükseklikteki bir gölet. 22 yılda. Neresi efendim? Bu Arıklar Gölet diye Kocaeli'de bir gölet. Misal olarak söylüyorum. Sulaması hariç 45 trilyona bitmiş. 45 trilyon. Yani o gölet 4 hükümeti tabii. Görmüş. Yani eğer normal zamanda olsa 5. hükümet. Evet. Yani netice itibariyle kaç başbakan biz gelince bitirdik. Ama kaça bitmiş biliyor musunuz? 45 trilyona 22 yılda. Biz aynı 30 metre yükseklikteki göleti sulaması dahil 18 ayda bitiriyoruz. 4,5 ortalama 4,5 milyon TL'ye. Nitekim 1000 gölet için harcadığımız sulaması dahil para 4,5 milyar TL'dir. Ve bunu bölerseniz bile 4,5 milyon TL'dir. 45 milyon TL nerede? 4,5 milyon TL nerede? Yani 10'da 1. 9'da 1'i. 9'da 1'i. Peki 22 yıl nerede? 18 ay nerede? 1,5 yıl nerede? Yani neticede biz çok hızlı çalıştık. Neden? Biz tecrübeliyiz. İşi biliyoruz. Ve neticede üzerimizdeki mesuliyetin farkındayız. Çünkü neticede bu kul hakkıdır.
Ve biz tabii bunun bir yanlışlık yapıldığı zaman bu dünyadaki hesabını bırak, öbür dünyada bunun hesabının idrakindeyiz. Farkımız bu yani. Ben inanın bir kuruşu harcarken 40 defa düşünürüm. Evet. Acaba daha ucuz nasıl yaptırabiliriz? Çünkü o bize milletin verdiği emanettir, emanet para. Onu çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun ki, Rabbime hamd ediyorum, en iyi şekilde milletin bize verdiği parayı çarçur etmedik. Evet. Faiz lobisine, ihale lobisine, ilaç lobisine kaptırmadık. Ve bu para nereden geldi? Diyor ki herkes, ya zaten vazifesi. Evet. Ya vazifesi. Onun için sordum. Yani bu da çok fazla. Peki geçmişte koalisyon hükümeti 3,5 yılda 9 tesis açarken aynı vergi, aynı hükümet, aynı kanunlar, aynı mevzuat, aynı kurum. Ya belki peki, de hani şu sizin verdiğiniz demin 9'da 1'i fiyatına yaptık rakamı belki hani Bingöl'ün nasıl yapıldığının hikayesini bize hikayesini, gösteriyor. Tabii hikayesini. Onu inşallah yazıyorum, hatıralarımı yazıyorum. Doğru mu? Tabii. Hikayesi yani bu. Yani o bize bu yolun... Sadece o değil bakın. Mesela geçmişte ormanda aynı fidanlık, aynı kurum, aynı eleman. Hatta eleman sayısı daha fazla. Yılda 70 milyon fidan üretilirken biz zaman geldi 400 milyona çıkardık. Aynı parayla. Nasıl oldu? Çalışma. Yönetim, at bilincisine göre kişiler. Bakın bunu unutmayalım. İşi bilmek, takip etmek. Benim 7 T prensibim vardır. Evet. 7 T. Bunlardan birisi takiptir. Sürekli takip edelim. Biz mesela şunu yaptık. Eskiden zaman mefhumu diye bir şey yoktu. Biz Türkiye'de AK Parti olarak zamanı... Yani efendim temeli zamanla... atalım, Allah bir gün açılmayı nasip eder. 22 yıl yok, sonra mı? Yok öyle yok. Falan. Onu diyorsunuz ben, değil mi? Ben kesinlikle tarih ve saat ilan ediyorum. Herkesin huzuruna da temel attığım yerlerde vatandaşlar şahittir. Müteahhitle çağırıyorum. Sözleşme tarihinden biraz daha aşağı çekmek için vatandaş da alkışlıyor. Biz şu yılı kabul etmeyiz diye. Orada bir kurban pazarlığı gibi bir pazarlık dönüyor. Böyle evet. El sıkışıyoruz müteahhitle. Evet. Taahhütname imzalıyorum. Taahhütnamede bölge müdürü, genel müdür, ben ve müteahhit firmanın temsilcisi. Mesela diyorum ki faraza, hatta dakikasına kadar. Diyorum ki 7 Haziran 2016 saat 10.59'da bitecek. 11'de biterse, bir dakika gecikirse... şeyine göre, işin büyüklüğüne göre 8 derslik, 12 derslik, 24 derslik okulu ücretsiz yapmayı da oraya taahhüt ediyor. Altına yani, da imzayı attırıyorsunuz. Kaçarı yok yani. Kaçarı yok. Okul yaptırılamıyor. Ve bunu da şöyle biz kendimizi bağlıyoruz. Evet. Vatandaşa gösteriyoruz. Taahhütnameyi. Bakın keşke yayın varsa. Farkımız bu. Anladım. Biz zamanla yarışıyoruz. Mesela bizim bakanlığın sloganı ne biliyor musunuz? Orman Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışıyor. Biz de mesela hiçbir eleman kalkıp da şu ne zaman bitireceksin dediğim zaman en kısa zamanda diyemez. Yasak. Zaman söyler. Efendim sari, ben saat. Şunu şu gün şu saat şu gün bitireceğim der. O şekilde konuşulur. Talimatlar öyle verilir. Çünkü neticede zamanla yarışıyor. Çünkü zaman çok kıymetlidir. Bu kadar işi başarmamızın... Öyle geç biten proje ve cezalandırdığınız var mı? Mavi tünel mesela. Ya Mavi tünelde ben geciktim ama ben cezalanan benim. Özür diledim. Çünkü evet. 69 saat 1 dakika. Evet. 69 saat. Bir yani dakika. Efendim 3... Yani, evet. 3 gün. 3 gün. 3 gün. Yani evet. Bunu şey olsun diye söylüyorum. 3 gün. 3 gün. Evet. Şimdi o şöyle oldu. Yani. Onu da anlatayım. Madem sordun. Efendim Mavi tünel Konya Ovası'nın yok, asırlık bir şey değil, 69 yok, saat önemli değil ama önemli yani, efendim sonuçta. Yani önemli. Bakın şunu anlatayım. Konya Ovası'nın asırlık rüyası. O benim şeyimden oldu biraz. Nefis bazen girince evet, Allah yardım etmiyor. Ona Allah'a güveneceksin. Ben bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken Konya'da bir açılış temel atma vardı. O sırada ben de Sayın Başbakanım dedim o zaman başbakan. Mavi Tüneli 17 Aralık saat 13.59'da bitireceğiz dedik. Yani öyle biraz nefsane olmuşum. Fakat inanın tam durup dururken meşhur bir köstebek var yani. Evet. Delen. Tünel, TBM denen bir makine var. Tam ortada göçtü. Bir göçük oldu. Makine kaldı. Ya yetişmeyecek biz ne yapalım? Söz verdik.
Yani bu TÜİK'in Konya'yı ilan ettik. Ve o makine orada galiba kalıyor değil mi? Onu çıkartmak mümkün olmuyor. Bunun üzerine biz hem makineyi söküp tekrar yeniden başlıkları falan değiştirip yeniden makineye yol vermek. Bir de geciktiği için Toroslardan gelirken bir de Konya istikametinden, Mavi Tünel'den tünel açmaya başladık ama yetişmedi. Neticede 69 saat 1 dakika gecikti. Arkadaşlar dedi ki efendim ne olacak bu yıllarca yapılmamış bu. Yani bunu, efendim 22 bunu, yıl nerede 69 saat. Bana dedi ki arkadaşlar diyor ki yardımcılarım basın müşerif falan efendim bunu zamanında açılmış diye ilan edelim diyor. Dedim ya dalga mı geçiyorsun ya yalan söylemek bize yakışır mı? Evet. Ben gideceğim Konyalılardan özür dileyeceğim. Bu benim kabahatim oldu diye hakikaten gittim Konyalılardan. Bu 69 saat 1 dakika gecikti açılış yaparken söylüyorum. Ben hepinizden özür diliyorum. Bu benim kabahatim. Ben biliyorum bu nefsane bir şey olduğu için Allah'ın yardımı bir anda kesildi. Al bakalım sen kendi nefsine güveniyorsan öyle bir ders verdi. Ben tövbe istiğfar ettim ama bu özür dilerim dedim. O Konya'da hakikaten büyük yankı yaptı. Yani dolayısıyla Allah'a şükür zamanında açıyoruz. Mesela Kıbrıs'ı su efendim, vermeyi. Efendim ona geleceğim ama bir ondan önce çok kısa cevaplar. Zaman bitiyor bir taraftan. Yani ben de hikaye çok yani. Yok Kıbrıs önemli onu soracağız. Kıbrıs'la ilgili başka konular da var. Ama şimdi bakıldığı zaman efendim gerçekten bir taraftan hükümet kuruluyor. Bir taraftan sizin işte yürüyen projeleriniz var. Bir taraftan çok 13 büyük projeler yılda. Yok efendim ona geleceğim. 13 yıllık iktidar. Ve tekrar 4 yıllık iktidar daha millet size verdi. Şimdi evet. Şöyle bir şey, iktidar yıpranır. İşte 7 Haziran'dan sonra söylenenler buydu. İşte iktidar yıpranır, işte 13 sene yönetti, yorulur. Şimdi bize 1 Kasım seçimleri iktidarın yıprandığına yönelik eleştirilere veya tespitleri boşa mı çıkartmış oluyor? İktidar tamam, o zaman yıpranmıyor mu? Efendim iktidar yıpranmaz. İnanın öyle bir şevk ve heyecan oluyor ki insanda. Yani ben mesela bir tesis açtığım zaman veya bir yere su verdiğim zaman, içme suyu verdiğim zaman inanın o heyecan, o şey sevinç var ya, huzur insanı neredeyse 3-5 yaş gençleştiriyor bakın. Ben bunu yaşadım ya. Ya insanların o sevinci, kucaklaşma, Allah razı olsun suyumuz geldi veya şey yaptık, burayı ağaçlandırdık. Sizler de şahit olmuşsunuz, gidin sorun yani. Yani burası bozkırdı, su yoktu, hayvanlarımızın içecek suyu yoktu. Veya burası yemyeşil hale getirdiniz. Yollarımızı bile ağaçlandırdınız. Ya okullarda bile çocukları evet. Yeşilliklere doğdunuz diye. O zaman bu iktidar yıpranıyor. Yani bunlar o çocuk... Çok yani, boş bir laf. Boş bir laf, yıpranmaz. Hizmet eden, işleyen demir, ışıldar sözü çok doğru. Dolayısıyla biz işliyoruz, ışıldıyoruz adeta. Ve inanın şevk ve heyecan... Hizmet ettikçe artıyor yani. Yani ben yani Kıbrıs'a su götürünce şeye gidip ağladım yani. Evet. Şükür namazı. Nerede kıldım. Ağladınız efendim? Yani akşam gidince dedim ya Rabbi böyle bir hiç kimsenin başaramayacağı bir şeyi bize nasip ettin diye. Yani, hakikaten efendim bu tartışmaların arasında neticede Kıbrıs, Türkiye'nin Kıbrıs'ı en büyük unuttum. Barajlarını yapınca evet. Mavi Tünel açınca efendim Çin'e 150 yıllık hayal Çin'e Adnan Menderes Barajı'nı veya İzmir'e su götürünce o dev borularla 2 metre çapında. Doğru. Bunları yani büyük bir insan heyecan duyuyor. Yani veya bir yere ormanlık şükür, yapınca. Şükür secdesi yapıyorsunuz. Şükür, şükrediyorum. Şimdi de mesela duygulandınız. Efendim Kıbrıs'ı biz çok konuşamadık. Yani bu kadar tartışmanın arasında Kıbrıs'ı unuttuk. Galiba Kıbrıs duygulandırdı sizi de öyle mi? Kıbrıs tabii. Orada bir özel bir hikaye mi var? Bir şey mi var? Tabii orada hakikaten şöyle. Orada özel, çok özel. Şimdi bizle paylaşabileceğiniz bir şey yani varsa. Yani şöyle de yani bir Kıbrıs nereden başladı onu anlatayım. Şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken özellikle İstanbul'un su meselesini 8 ayda çözdük. Hatta ben Mayıs 1994'te İSKİ Genel Müdürü oldum. İlan ettim. 1 Ocak 1995 saat 8.59'dan sonra İstanbul'da su kesintisi yapmayacağız diye söyledim. Yani millet şaşırdı. Hiç kimse inanamadı. Dedi ki ya 60 yıllık su kesintisi var. Münavebeli su dedikleri.
vatandaşı ifade edeyim, dönüşümlü şu, evet. Yani bir gün verip bir gün vermemek veya iki gün vermemek bir gün vermek veya haftada bir vermek, bunun adı. Efendim bu arada son 5 dakikamızmış, size daha çok sorum var. Biraz hızlı anlatabilir misiniz? Tamam, kusura bakmayın. Yani neticede adalardaki vatandaşlar başkanımıza gelmiş o zaman. Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanı, büyükşehir. Ben neticede demişler, siz İstanbul'a suya doyurdunuz. Adalarda su yok. Bize de ne olur su getiremez misiniz? Tankerle su geliyor, yetmiyor. Lodos olduğu zaman, hı hı, su gelmiyor. Sayın, o zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben aradı. Vesel Hoca, adalara su götürebilir miyiz? Efendim benim kafamda var, hatta nereden verileceğini bile biliyorum. Bir zaman proje yapmıştım dedim. Tamam o zaman hemen götür dedi. Nisan ayında temel attı, 96 Nisan. Ekim ayında suyu verdik. Adalara verdik. Adalarda. Hatta temel atarken bir çeşme oraya koyduk, büyük adaya. Adına Hasret Çeşmesi dedik. Ve su gidince ikinci bir çeşme kurduk. Ona da Vuslat Çeşmesi dedik. Vuslat ve Hasret. Evet. Vuslat, Hasret ve Hasret, Vuslat. Evet. Evet. O sırada Kıbrıs'ta bir bakan aradı. Biz de adayız. Bize getiremez misin deyince ben de şunu söylemişim. Gene boş bulunarak. Ya yetki bizde olsaydı çoktan getirdik falan diye. Böyle o zaman. Büyük, ta o zaman. Yani İSKİ genel, genel, evet, müdürlüğünün, evet, tabii, bir tabii, hikayesi buradan geliyor. Tabii oradan geliyor. Sonra onu bir ara Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Çünkü projenin mimarı odur hakikaten. O da dedi ki vakti gelince niye olmasın? Vakti gelince, vakti niye, gelince niye olmasın dedi. Ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan, evet, o zaman dedi. Sonra ben DSİ genel müdürü olduğum zaman tabii üzerinde çok büyük yük var. Yani geçmiş koalisyon hükümeti, koalisyon bu bakımdan, evet, berbat. Tam 1800 tane ihale yapmış, büyük ihale. 82 katrilyonluk iş var. Ödenek ne kadar? 2 katrilyon. 82 bölük 2, yani 41 yıllık yükü bizim almış, üzerimize yüklemiş. Bırakmış gitmiş. Kaçmış adeta. Tabii ya dedim, ben inşallah aklına gelmez Sayın Başbakanımız, o zaman başbakan oldu Recep Tayyip Erdoğan. Ve inşallah aklına gelmez diye düşünürken bir gün 2004 yılıydı. Veysel Hoca dedi, Kıbrıs'ı unuttun mu? Ben de unutmak mümkün nerede mü? Nerede para yok ki? Unutmadık efendim dedim. Tamam dedi, o zaman götür. Evet. Bu sefer biz sandık ki adalardaki bir deniz tabanına döşerek suyu götüreceğiz. Ama arada 1453 metrelik uçurum var. Evet, yani, yani ya dedik, eyvah, bunu böyle götüremeyeceğiz. Neyse bir ara 1453 ruhu dedi ki, ya atalarımız karadan gemileri yürütmüşse biz de bunu orijinal bir şey düşünelim diye. Aklımızda bir Hasan Zürser müsteşarımızla birlikte bir şimşek gibi çaktı. Ya biz bunu askıda götürelim. Asarak, yani denizin içinde 250 metre aşağıda ilk defa dünyada böyle bir şey boruyu asarak tespit efendim, bloklarıyla. O bir şey sorabilir miyim? Yani büyük bir şey. Evet. Yani büyük, çok büyük asrın projesi. Asrın projesi. Biz bunu da konuşamadık. Gerçekten araya kaynadı ama. Çok. Yani çok büyük. Bunun aslında yansımalarını önümüzdeki günlerde stratejik anlamda. Ama buldum, bunun şeyi çok oldu. Bir şey soracağım. Bu Kıbrıs'a su götürme işi oya yansıdı mı, yansımadı mı? Kesin. Yani 1 Kasım'a bu nasıl yansıdı? Çok efendim kısa. Kesinlikle yansıdı. Çünkü 17 Ekim'de açılış yapınca bütün bilhassa ülkücü milliyetçi kardeşlerimiz, vatan milleti seven ve Kıbrıs satıyorsunuz diyenler şaşırdı. Ya ne satması, Kıbrıs'a su getiriyor diye. Hatta ben karşılaştığım şeylerde ya ben koyu MHP'liyim, MHP'nin üyesiyim ama bu sefer bu Kıbrıs'tan dolayı AK Parti'ye oy vereceğim diyenlere çok rastladım yani bizzat. Kesinlikle %2 civarında bir yansıması olmuştur. Haberleşme uydusu aynı anda atıldı. Milliyetçi oyların mı yoksa genel mi diyorsunuz? Genel, genel. Yani ben de CHP'li kardeşlerim de, yani onlar içinde de vatan milleti sevenler de çok kardeşlerimiz var tabii. Herkesi seviyoruz biz. Onlar içinde de yani genelde CHP ve MHP'den daha çoğu MHP'den olmak üzere 2 puanlık bir artış olduğu şeklinde bir kanaatim var. Çünkü ben de bizzat bunu yaşadım. Çünkü ben aşağı yukarı 17 ile gittim. Burdur'a gittim, Uşak'a gittim. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızla, pardon Başbakanımızla Adana'ya gittik. İzmir'de Ödemiş'e gittik. Oralarda vatandaşın arasında olurum ben genelde. Evet, doğru, vatandaşlar. Efendim. Doğru. Sözünüzü tamamlayın. Yani neticede bunun mutlaka katkısı olmuştur. Evet. Çünkü vatandaş gördü. Büyük projeleri yapan bir Türkiye, bir hükümet var.
bu hükümeti desteklemek gerekir diye görmüştür. Evet. Tabii başka büyük projeler var. Süremiz bitti. Bir soru daha bu kadroyla ilgili meteorolojiden ve orman. Şimdi kadroyla ilgili sen efendim şöyle ben genelde şöyle bizim sözümüz var. Bu eylem planındaki eylem planı hazırladık. 100 günlük acil eylem planı. Bunların hepsi ele alınıyor. Asgari ücret 1300 TL'ye çıkacak. Ev almak için konut hesabı. Bunları sayayım mı? 100. Yok onları biliyoruz efendim. Onları, zaten onları yani bunu emeklilere yani çiftçilere gübre ve yemde kademeli kaldırılması. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bazı işleri bakanlar kurula hemen yapmak mümkün oluyor bunların. 100 günde yapılacakları belirlendi. Evet. Hatta her bakanlık şu anda bir bakanlar kurulunda cetvel dağıtıldı. Doğru. Eylem planındaki her bir bakanın yapacağı şeyleri ne zaman yapacaklarına dair cetvel hazırlanıyor. 100 gün içinde bunları bakanlar kurulu kararıyla çıkacakları yapacağız. Bazıları yönetmelik gerekiyor, bazıları da kanun. Evet. Mesela asgari ücret 1300 liraya tabii yılbaşından sonra olacak. Tabii, komisyon şey toplanacak. Bu şey efendim. Bazıları da kanun gerekiyor. O kanun gerekenleri çıkıyor. Anayasa değişikliği gerekmeyenleri zaten yapacaksınız. Yapacağız. Bu şey %90 kanunla bitiyor. Kanunla bitiyor. Efendim bir de bu bakanlığa kadro bu gelen sorular meteorolojiden orman işçileri. Kadro şöyle biliyorsunuz bizim asıl işte çalışan taşeronlara kadro verilecek. Asıl evet. işte ama. Asıl işte onu, diğer, zaten biz diğer kadrolar için her yıl ilan ediyoruz. 2016 yılında da mesela öğretmenler için mühendisler için, meteoroloji mühendisler için, ziraat mühendisler, orman mühendisler için mutlaka yeni kadrolar ilan edilecek merak etmesinler. Evet. Bu meteoroloji bir hava tarzı nedir efendim onu bilmiyorum ama çok o fazla. O kanun da çözülecek biliyorum. Bir tazminat özellikle yurt dışından gelen. Siz diyorsunuz ki yeter ki çalışın. Yani yeter biz çözüyoruz. Ki çalışın. Yani evet. onlar esasen geçen dönem ben teklif ettim kanun. Evet. Meteoroloji tazminatı özellikle yurt hava. Dışından gelen bir uçakların Eurocontrol diye bütün dünyada bir para ayrılıyor. Uçakların sağlıklı uçması için meteorolojik raporlama sistemi var. Bunu tabii bazı birimler alıyor ama bizim meteoroloji teşkilatının önemi var. Onlar alamadılar ama ben geçen dönem bunu teklif etmiştim. Ama kadük kaldı, kanun çıkmadı. Kanun gerektiriyor o bakımdan. İnşallah kanun, Eurocontrol. Bir de Maliye Bakanlığı'nın burada şeyi yok, üstelik karı var. Evet. Bu para yurt dışından geliyor. Dolayısıyla onun dağıtılması faydalı olur diye düşünüyorum. Su ve Orman Bakanı Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu. Ya tabii çok konuşulacak. Ben esasen şu büyük Türkiye'deki 2019 yılına kadar efendim, büyük projelerden bahsettim. Kusura bakmayın projelerinizi geçen de söz verdik kaldı. İnşallah bir başka program onlarla başlayalım. Çok sağ olun efendim. Çok inşallah, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için de ayrıca teşekkür ederim. Ben bizi dinleyen herkese saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yani, aslında bu Kıbrıs suyunun perde arkasında yaşananları duymak da ilginçti bugün. Yani evet. Çok sağ olun. Herkesi Gürek'ten kutluyorum. Hayırlı günler diliyorum. Dua ediyorum. Evet, su gibi aziz olsunlar. Cenab-ı Allah iki canda herkesi aziz eylesin. Milletimizin birlik beraberliğini daha da pekiştirsin. Çok sağ olun. Efendim biz de yorumu her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim.